Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta bazı yolcularda koronavirüs şüphesi ortaya çıktı. Bu durum üzerine 132 yolcusu bulunan uçakta 17 yolcuda yüksek ateş tespit edildi. Bunun üzerine uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta 132 yolcu ve artı mürettebat var. Gelenlerin hepsi Türktür. İçlerinde ateşi ve öksürüğü olanlar ve şüphelendiğimiz hastalar bulunduğu için uçağın acil iniş yapmasını istedik dedi. Ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülen yolcular 14 gün sürecek karantinaya alındı. Sağlık Bakanı Koca şu bilgileri verdi. Bilindiği üzere 23 Şubat'tan itibaren komşumuz İran'la kara, demir ve hava yolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır. Ancak hava yoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları içinse özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede Türk Hava Yolları'na ait TK 879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.